Moral gitti, hastalık seni yendi demek. Onun için morali ne kadar yüksek tutarsanız, iyiliğe doğru, sağlığa doğru adımınız o kadar hızlı ilerler. İsmim Nilgün Ehru. Vadili'de doğdum. Burada büyüdüm. Evim burada. Şu anda da doğduğum evde yaşıyorum. 72-73 yılında liseden mezun olduktan sonra, 74 savaşından sonra fabrikalar bize kaldı. Sanayi Holding kuruldu. Orada göreve başladım. 14 sene kadar orada çalıştım. 1989 yılında İngiltere'ye gittim. Orada eşimle evlendim, bir oğlum oldu. 99 yılında geri döndüm Kıbrıs'a. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde iş bulduk eşimle. Bir 12 sene kadar orada çalıştım. Emekliyim şu anda. Sigorta emeklisiyim. Ya hobilerim, el işleri severim. Böyle kadın kursuna gittim. Koza işleri, tel kırma falan, yani öyle şeyleri. Yün işleriyle de bebekler falan örerim. Kanser dendiğinde artık günümüzün bir hastalığı. Benim tanışmam Mayıs içerisindeydi. Elime bir kitle geldi, şüphelendim. Ultrasound'a çıktı zaten. İşte hemen tedaviye başladık, ameliyatla alındı. Şu anda radyoterapiyi de bitirmiş durumdayım. İşte ilaçlarla, aylık kontrollerle herhalde devam edeceğiz. Ümitliyim. Moral çok önemli bu rahatsızlıkta. Yani ümidinizi yitirmeyin. Kanser halamın kızında, o evladını kaybettiydi sanırım üzüntüsünden. Halam da oldu, oğlunu kaybetti. Kız kardeşim eşinden ayrıldı. Onun ablam, o yani işte artık irsilikten midir nedir, o da göğüs kanseri oldu. Ablamın kızcığında oldu. Yani bütün bunlar ailede olduğu için zaten kafamızda hep soru işareti var. Ellediğim zaman da elime gelince acaba dedim ve kontrol ettirdim. Normalde başımıza gelmeden önce yapmamız gereken şeylerdir her şeyde. Çünkü yani doğal organik gıdalarla beslenmemiz gerekir. Günün kimyasal şeyleriyle yaptıkları yiyecekleri gayri ihtiyar yiyoruz. Belki de onlardandır, bilmiyorum. Atmosferdeki havadan her şey etkiliyor maalesef. Yani dikkat etmek lazım. Yapabilirsek kendimiz yoğurdumuzu, hellimimizi, tavuğumuzu, en basit yani aklıma şu anda gelen, kendimiz üretsek sebzelerimizi, en güzeli, en doğalı. Böyle beslenmek en güzeli.